Allahü Teala seninleyken sen kiminleydin? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri büyük velilerdendir. Bağdat'ta 298 M. 911'de 91 yaşında vefat etti. Sırrî ise Katî Hazretleri, hem dayısı hem de hocasıdır. Süfyan-ı Sevrî Hazretlerinin derslerinde yetişti. Asrının kutbu idi. Hocası hayattayken, edebinden tam 30 yıl vaaz ve nasihat etmemişti. Bir gün rüyasında Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ona, konuş ya Cüneyd, zira senin sözün halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Allahü Teala senin sözünü, insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır, buyurur. Sabah, çekinerek huzuruna çıktığı hocası, konuş ya Cüneyd, aynı rüyayı ben de gördüm, buyurur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin menkıbesi çoktur. Bir gün kürsüde vaaz veren bir zatı görür. Ne anlattığını merak eder, bir kenarda oturup sonuna kadar dinler. O zat özetle şunları söyler. İnsan kabre girince, herkesin cevap vermek zorunda kalacağı dört şeyi soracaklar: bir malı, parayı nereden kazandın? Nasıl, nereye harcadın? İki Allahü Teala'nın verdiği bu kıymetli vücudu nerede, hangi yolda yıpratıp tükettin? Üç öğrendiğin ilimlerle amel ettin mi? İnsanlar bu ilminden nasıl faydalandı? Bunlarla Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazandın veya kaybettin? Dört vaktini nerede, nasıl değerlendirdin? Müminlerin en kıymetli varlığı vaktidir. Çünkü dünyada bir kelime-i tevhid söylemek, ahirette teraziyi değiştirebilir. Allah dersin, cennete gidersin. Sonra hesap gününde, yanlış işlerinden dolayı terazide bir sıkıntı olursa perişan olursun. Vaazı bitince, o zatın yanına gider. Vaiz, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini görünce mahcubiyet içinde der ki, efendim siz burada mıydınız? Özür dilerim, sizi göremedim, edepsizlik ettim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri o zata şöyle buyurur. Senin bu anlattıkların çok kıymetli, çok güzel ama bu dinleyenler kapıdan çıkınca bunları unuturlar. Ben sana bir cümle söyleyeceğim, bir dahaki sefere, onlara, Allahü Teala seninle beraberken, sen kiminle beraberdin? Dersen belki onu unutmazlar. Allahü Teala'nın bizi her an gördüğünü hiç unutmazsak, o göre göre nasıl günah işleriz ki? Gördüğünü düşünmeden gafletle geçen her an içinde, çok tövbe etmeye çalışmalıyız. 4 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Ahmet Demirbaş.